Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ben 1947 doğumluyum. Kütahya Merkez, Ölcek Köyü. Annem merhum Ayşe Hanım, babam merhum Musa Bey Efendi. Allah cümle geçmişlerimize de rahmet eylesin inşallah. İlkokulu burada bitirdim. İmam Hatip Lisesi'ni Balıkesir'de okudum. Çünkü dayım müftü yardımcısıydı. Onun yanında 2 yıl kadar Arapça okudum. Tefsir, hadis olabildiğince. Daha sonra İmam Hatip Lisesi'ne girdim, Balıkesir İmam Hatip Lisesi'ne. Ve 1968 yılında İmam Hatip Lisesi'ni bitirdim. İlk görev yerimde Balıkesir, Toygartepe Camii İmam Hatip olarak görev başladım. Bu arada Toygartepe Camii İmam Hatipliğinden Kütahya Emet vaizliğine atandım. Okul döneminde Emet'e gelip gitmek suretiyle 2 yıl kadar vaizlik yaptım. Yüksek İslam Enstitüsü imtihanlarında başarılı olduk. Konya Yüksek İslam Enstitüsü'ne girdim. Emet vaiziyken Konya Yüksek İslam Enstitüsü'ne İmam Hatip olarak naklim yapıldı. Akal Efendi Camii İmam Hatip olarak 2 yıl süreyle orada görev yaptım. 72 yılında Konya Yüksek İslam Enstitüsü'nü bitirince bana İmam Hatip'teyken de müftü derlerdi. Dediler ki seni müftü yapalım. Sınava girdik. İlk sınav bizim döneme yapıldı. Ve 25 tane mahrumiyet ilçesi gösterildi Türkiye genelinde. Ben de Sinop, Türkeli ilçesine talip oldum. Türkeli'ne müftü olarak atandım. 1500 nüfuslu yerdi. Orada İmam Hatip Lisesi açılmasına vesile oldum. Tek camisi vardı, işte bir cami daha yapma imkanı oldu. Çeşitli ilçelerde, Tavşanlı, Bozüyük gibi ilçelerde ilçe müftülüğü, Adıyaman, Balıkesir ve Konya ilerinde il müftülüğü yaptım. Balıkesir il müftüsü iken yurt dışı sınavlarına girmiştim. O sırada da sayın başkanlarımızdan, yetkililerden Allah razı olsun, başkan yardımcısı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'na atamam yapılmıştı 2002 yılında. Ancak yurt dışı sınavında kazandığım için yurt dışını tercih ederek 1 yıllık başkan yardımcılığı görevinden sonra Azerbaycan'a Bakü Din Hizmetleri Müşaviri olarak atandım. 3 yıl burada görev yaptıktan sonra dönüşte Konya İl Müftülüğü'ne atandım ve 2008 yılında emekli oldum kendi isteğimle. Söylediklerini yaşayan birisi, yani kılık kıyafetinden, sözünden, halinden hoca bir bütün olarak, bir tam gerçek bir Müslümanı ifade etmesi bakımından halkın gözünde yer edinmiş durumda. Kütahya'mızın yetiştirdiği nadide insanlardan nezih bir insandır. Yani güler yüzüdür, samimidir, sürekli tebessüm içindedir. Mütevazidir, alçak gönüllüdür, sürekli iyilik yapmasını sever birisidir. Çevresine karşı son derece ilgili, mütevazi, her türlü detayla ilgilenen, teşvik eden, hep müsbet yaklaşan, hakikaten pozitif enerji veren bir kişiliktir. Emekli olduktan sonra bu evimize yerleştik ve biraz evvel bahsettiğim gibi Diyanet hizmetlerine desteğimiz ve merakımız elhamdülillah olduğu için ilk olarak geçmişlerimizin ruhuna ithaf edilmek üzere bahçemizde bir yer ayırdık ve cami yapımına yardımcı olduk. Komşuların da desteğiyle elhamdülillah kısa sürede 1 yıl içerisinde camiye hizmet açtık. Allah'a emanet olun.
Yani onun köyü şimdi mahalle oldu, Bölcek Mahallesi. Allah razı olsun, hemen oranın girişinde kendisine ait bir arazisi, bir yeri vardı. Oraya güzel böyle çok giriş kısmında güzel bir cami de yaptırdı. İmam zaten önder anlamına geliyor malumlarınız, kelime olarak da önde bulunan, mihrapta da bulunuyor, önde bulunuyor. Tabii ki önder olması lazım. Yani örnek olması lazım. Örneklikle başlar, sonra önderliğe geçer. Siz örnek olabiliyorsanız, gerek hayatınızda, yaşantınızla, gerekse topluma bakışınızla, hizmetlerinizle örnek olabiliyorsanız, bu sefer sizi önder olarak görmeye başlar insanlar. Fakat toplumdan kopuk, kendi içinize kapalı ve gerekli hizmetleri vermiyorsunuz, hangi meslekte olursa olsun, özellikle din görevlisi olarak, o zaman halk da size iltifat etmez, önderlik yapamazsınız. Bu önemli bir konudur. Biz arkadaşlarımızla sohbet ederken, umumi toplantılarda bunları anlatırız. Mümkün olduğu kadar motive etmeye çalışırız kendilerini. Sorumluluk tabii ki ağır bir yüktür. Dolayısıyla onun altından kalkmak için çalışmak lazım, gayret göstermek lazım. Halk arasında maalesef din görevlerine izafe eden, yüklenilen bazı sözler vardır. Ben burada tekrar etmek istemiyorum. Bir hata yaptığınızda hemen sizi rencide edecek bazı o tekerlemeleri ifade etmek suretiyle sizi rencide edebilirler, camianızı kötüleyebilirler. Onun için hakikaten din görevlisinin çok dikkatli olması, sorumluluğunu hissetmesi. Ben zaman zaman ilde çalışırken din görevlilerle toplantı yaptığım zaman şunu ifade ederdim. İlk göreve başlayan arkadaşlar tabii genç arkadaşlarımız sizin gibi. Tavsiyem, önerim her zaman için bir imam hatibin sanki 60 yaşındaki böyle ağır başlı, oturmasına kalkmasına dikkat eden, daha yürümesine, kıyafetine, her yönüyle dikkat eden bir olgun kişi, yaşlı kişi gibi davranmanız gerekir. Yoksa ki karşıdan din görevlisine bakan kişi, bu imam, ünvan farklı olabilir. İmam hatip de olabilir, müftü de olabilir, vaiz de olabilir, başkan bey de olabilir. Yani Diyanet İşleri Başkanımız da her, bütün dikkatler ona çevrilmiştir. Ben vaaz ederken çoğu kez şöyle düşünmüşümdür. Tabii ki muhakkak bütün arkadaşlarımız öyle düşünüyordur. Konuştuğunuzla eğer amel etmiyorsanız, uygulamıyorsanız o konuyu gündeme getirmenin bir anlamı yoktur. Dolayısıyla siz anlattıkça, konuştukça birbirini tetiklemek suretiyle daha iyiye, doğruya gitme fırsatı oluyor. Bu da zaten Allah'ın rızasını bütün her insanın, her Müslümanın maksadı, son, nihai hedefi, son arzusu nedir? Allah'ın rızasına ulaşmaktır. Onun hoşnutluğunu kazanmaktır. Dolayısıyla da bu teşkilatta çalışmanın bir bakıma avantajı ve güzelliği buradan kaynaklanmaktadır. İnsan Kur'an-ı Kerim'i okuduğu kadar, öğrendiği kadar ve üzerinde düşündüğü kadar kendi hayatının düzeni ve istikameti daha da artıyor. Cenab-ı Hak herkesi müstakim kullarından eylesin. Ve insanlara hizmet kişiyi mutlu ediyor, zevk ediyor.
ondan hoşnutluk duyuyorsunuz. Bu hizmet onun manevi hayatında, maddi hayatında etkili olursa kendi görevinizi yapmanın mutluluğu daha da artıyor. Ben şahsen emekli olduktan sonra biraz daha hizmete yönelik olmayı arzu ettim. Belki yeteri kadar başarılı olamayabiliriz gücümüz nispetinde. Müftülüğümüzün değişik hizmetlerinde görev almayı sayın il müftülerimize ben açıkça ifade ettim. Bir görev verilirse her zaman hazırız, sizin yanınızdayız. Özellikle emekli olan ve kendi beldesinde, ilinde, ilçesinde oturan din görevlisi arkadaşlarımız, Diyanet hizmetlerini yürüten gerek idarecilerimize, gerekse çalışanlarına yardımcı olmalıdır, destek olmalıdır. Bize gerçekten bir önderlik yapan, ilim ehli, takva ehli bir hocamız olarak gördüm. Çok çalışkan, kendisi emekli hoca olmasına rağmen mevzuat açısından emekli ama hizmetlere devam bakımından emeklilik hiç tatmamış, böyle aklından geçmemiş bir hoca efendi. Bu sıralar işte yoğun olarak Kütahya İl Müftülüğü'ne bağlı olarak din adamları merkezi inşaat için uğraşıyor. Çok yoğun bir mesai harcıyor. Gecenin yarılarına kadar orayla ilgileniyor. Türkiye'de galiba ilk olarak işte bu gördüğünüz alandaki yatılı merkez Kız Kur'an kursumuzu eğitim merkezine dönüştürdük. Tabii ki bu geçicidir. Yeni eğitim merkezi yapımı için bu 24 dönümlük arazinin projelendirildi. 17 dönüme düşürülmekle beraber burasının inşaatına başlamak istedik. Ve biz Evliya Çelebi Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği ismiyle bir dernek kurduk. Bu dernek marifetiyle eğitim merkezi inşaatına başladık. Şu anda eğitim merkezimizin Bodrum üstü birinci katının tamamlandı. İkinci katı önümüzdeki aylarda inşallah inşaat devam ediyor. Ustalarımız çalışıyor. Eşim ev hanımı. Bir oğlum, bir kızım var. Oğlum avukat. Ondan iki torunum var. Erkek olan çocuğu. Kızımdan da iki torunum var. Kız çocuğu. Bunlar İmad Bey yeni başladılar. Allah memleketimize, milletimize hayırlı evlat yetiştirmeyi nasip eylesin. İnşallah. Allah keder vermesin. Çünkü hakikaten ülkemizde iyi yetişmiş, milli ve dini değerlere sahip, vatanını, milletini seven, bayrağını seven, insanını seven gençlere büyük ihtiyaç var. Hem ülkemizin kalkınması için, hem huzuru için, hem de başarısı için. Çünkü bütün dünya Türkiye'ye bakıyor. Gözünün içine bakıyor. Özellikle Türk dünyası. Tüm Müslüman ülkeler ülkemizin başarısı için temennilerde bulunuyorlar, dua ediyorlar. Herhangi bir sıkıntıya düştüklerinde hakikaten çok üzülüyorlar. Çok sevecen, ailesine bağımlı. Yani evlendim, 11 senelik evliyim. Hala da sevgisini eksik etmez bizim üzerimizde. İyi bir babadır. Bazı insanlar babalarıyla tanımlanır, tarif edilir. Ben de Mustafa Kutlu'nun oğlu olarak Ceren'de tanıdım. Bu bir evlat için, bir insan için çok büyük bir bahtiyarlık ve ailesinden kalabilecek en büyük miraslardan birisi. Babam çok değerli bir insan benim için, ailemiz için. Çok ailesine karşı çok ilgili, sevecen, hemen her fırsatta bizi arayıp soran, sürekli yani torunlarıyla bizimle ilgili. Kendi babamdan ayırmadığım, çok severim yani kendisini. Benim için çok büyük, söylemiş olmazsam yani hoca olmazsa
Ben olamam, o benim öbür yarımdır. Son derece her konuda iyimser, sevgi dolu. Onun sayesinde bugünlere geldim elhamdülillah. İki ayrı dünya birleşiyor. Elmanın iki yarısı oluyor. İç içe hem birbirinin dert ortağı, hem aile ortamında birbirine hizmet eden bireyler, birbirini kollayan bireyler, sıkıntılı zamanlarında moral veren insanlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu 40 yıllık görev süresince biz hep eşimizden destek aldık. Birbirimizle dayanışmayla birçok güçlüğü yenmeye çalıştık. Her konuda, her şeyde destekliyordum. O beni nasıl evde destekliyorsa ben de onun işinde yardımcı oluyordum. Benim çok da dakik olmamak şartıyla tabii günlük hayatımı ifade edecek olursam sabah namazından sonra istirahat ediyoruz. Daha sonra kahvaltımızı eşimizle beraber yaptıktan sonra gerek Diyanet İşleri Başkanlığımızın hazırlamış olduğu hadislerle İslam kitabına devam ediyorum. Onu yarıladım. O günkü programa göre, ihtiyaca göre ya eğitim merkezi inşaatımızı geziyoruz, ustalarımızla, çalışanlarımızla görüşüyoruz, sohbet ediyoruz. Bahçeyle meşgul oluyoruz. İşte o günün mevsimine göre bir şeyler dikiyoruz, kendi elimizle yetiştiriyoruz, suluyoruz. Bahçemizdeki meyvelerin budanması, ağaçların budanması, meyvelerin işte toplanması gibi böyle meşguliyetlerimiz var. Şu ikisi de. Ben daha koparım. Başka koparım artık. Bunlar tamam. Kötü olmuş. Şuradan koparım. Hı? Şuradan. Olgunlarını koparırım. Tamam. Sararmışlara. Tamam. Ağırlığını çekemiyorum o çok. Altındaki şu da fena değil ama alalım. Onlar mı? Güzel değil. Hangisi neydi? Şunu Allah'ın hikmetine bak. Şu kaç tane? Evet. Hı, üzüm sağ hurma gibi olmuş. Allah Allah. Koparayım mı şunu? Ama sert. Koparım artık istersen. Biraz daha olgunlaşmamış. Bahar geldim. Bahçeye geliyoruz. 4 ay, 5 ay burada. Ağaçlardaki meyvelerle, güllerle onları sularken vakti geçiyor. Hay maşallah. Yeşilini de kopardım ama Nuriye Hanım ne olacak? Turşu efendim? Kurarsın bunu. Yeşil de kopardık diyorum, turşu kurarsın. Hanımlar önden. Armutlar güzel olmuş. Birer tane yiyelim mi? Ne dersin? Yiyelim, ben soyayım. Öyle mi? Ben soyayım. Tamam. Sağ elma da vereyim mi? Armutları sen diktin, büyüdü, suladın. Allah razı olsun. Yetiştiler. Herkes istifade ediyor. Şöyle. Bir tane armut. Küçük elma da alınsın. Tamam. Bunun biraz şey, çürüğü var. Ama tabii olduğu için hiç önemli değil. Evet. Olsun, fark etmez. Biz
babalarımızın, programda da dedelerimizin armutlarını yedik. İnşallah torunlar da senin diktiklerini yiyecekler. İnşallah. Dedelerine rahmet okuyacak. Buyur. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Afiyet olsun. Elmayı da soyayım mı? Onu bitirelim, ondan sonra elma yeriz. Ben kendi kendime ve dostlarla sohbetim sırasında genelde şunu ifade etmeye çalışıyorum. Bu ülkemiz dünyada çok değerli ve önemli bir ülke. Sahip olduğumuz değerler olsun, imkanlar olsun, birçok ülkede olmayacak seviyede ve güzellikte. Onun için ülkemizin kıymetini bilelim, değerini bilelim ve her alanda hizmet için gayret gösterelim. Bu cennet vatanımızda dini hayatımız, sosyal hayatımız rahatlıkla yaşanabiliyor. Onun için iyi bir yurttaş, iyi bir Müslüman, iyi bir insan, Allah'ın rızasına uygun, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in mutlu olacağı, ona güzel bir ümmet olmaya çalışalım derim.